Ama sen her şartta, ne olursa olsun benim yanımda oldun. Hatta bugün dönüyordun sözünden belki de. Korkuyorsun ondan. Onun da farkındayım. Ama sen kendisi için korkacak biri değilsin. Kim için korkuyorsun? Sevdiklerin için. Benim için. O yüzden uzak tutmaya çalışıyorsun kendinden. O yüzden bir daha görüşmeyelim diyorsun. Sen de beni seviyorsun. O gözler bana eskisinden yalancı. Gönlümdeki bu sevda hiç dinmeyen bir acı. Hamileydi biliyor musun? Sen iki kişi öldürdün. Ben gözüme inanıyorum. O herif bir daha senin yanına bu kadar yaklaşırsa savcılığı falan umursamam. Çocuğumuz burada büyüyecekti. Sus lütfen. Benden ne aldığını anla. Ben böyle olsun istemedim ben. Neye mecburdun? Doğru değil bu. Bu kadar acının üstüne sen beni tanımıyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bilmediklerim yüzünden zaten. O yüzden tutamıyorum seni. Aramızda sırlar olacak. Her zaman. Onlar oldukça da biz olmayacağız. Ne oluyor ya? Herkes işine baksın. Ne yaptım ben? Ne oluyor? Niye kelepçe takıyorsunuz? Öyle istediler. Kimler istedi? Görürsün. Nereye götürüyorsunuz? Komşu kadından öğreniyorum. Arif'in hastanede, Meryem'in de hapishanede olduğunu. Ben gerekeni yaptıktan sonra size haber verecektim. İstemez. Ben şu anda İstanbul'dayım. Arif'in yanına geçiyorum. Öyle zavallı gibi duruyorsun ama pahalı avukat tutmuşsun kendine. Parasının da hakkını veriyor. İyi tembihlemiş seni. Aferin ona. Bir ortak tanıdığınız varmış. Kim acaba? Pahalı bir boşanma avukatı ve zavallı bir katilin ortak arkadaşı kim olabilir ki? Sana inanıyor. Öyle hatırla gönülle değil.
Bayağı inanıyor. Nasıl? Neye inanıyor? Konuşmaya mı karar verdin? Bak ama iyi düşün. Söyleyeceğin her şey aleyhinde delil olur. Suçluyum. Sadece sen yetmez. Bu işe ortak kim varsa. Hatırlı bir tanıdık. Bir avukat. Belki bir sevgili. İyi ki geldiniz. Zor tutuyoruz. Tamam, ben hallederim. Kızımı oraya tıktın, beni buraya tıktın. Ama kaçamayacaksın. Arattım Turan'ı. Aklınız hala yerinde değil. İlaçlar sizi çok etkilemiş. Aklım başımda benim. Turan gelsin, seninki de o zaman gelecek. Arif Baba, ben sana her şeyi anlatmadım mı? Kazayı Meryem yaptı. Karşı taraf çok güçlü. Davayı başka birisi alsaydı her şey daha farklı olacaktı. Bakalım Turan bunlara inanacak mı? Senin için biricik olanı bulup alacağım. Durduramam ki seni. Elimden ne gelir ki? Bilmem. Ben de onu merak ediyorum. Bilseydim. Onun orada olduğunu bilseydim değil, kaçmak başından bir saniye bile ayrılmazdım. Ayrılmasaydın o zaman. Bana sakın ağlama. O gözyaşının arkasında neyin yattığını biliyorum. Bir korkak. Hesap vermemek için bir kadını ölüme terk edip giden bir insan artık. Hesap vermemek için değil. Ne için? Ne için yapar insan böyle bir şeyi? Bir insanı acı çekerken terk edip gitmek için hangi bahaneye sığınır insan? Var mı bana söyleyeceğin bir şey Meryem Akça? Kendi vicdanını nasıl rahatlatıyorsun onu söyle bana. Ben yapmadım be. Yapmadım de. Bir şey de. Bir şey de her şey bitsin. Bir şey. Bu işkenceyi bitirecek tek bir şey söyle. Karar duruşması daha görülmedi. Eğer beni bu davadan çekerlerse her şey Meryem'in üstüne kalacak. Sus, konuşma dedin. Sustu. Karşı tarafla konuş dedin. Konuştu. Hangisinden hayır geldi? He? Yok değil mi? Yok. Biliyordum. Sevincin katili. Çocuğumun katili. Kazayı kızım yapmadı. Sen yaptın. Biliyorum ben senin derdini. Kızımı içeri tıkacaksın, kendini ortalıklarda dolaşacaksın, değil mi? Ama her şeyi anlatacağım. Kızımı oradan kurtaracağım. Thank you.
Turan Bey, Arif babam çok kötü. Turan, Meryem'i kurdu. Arif babam çok kötü Turan Bey. Turan, Meryem'i kurdu. Turan Bey. Çık dışarı. Çık. Meryem. Arif sakin ol. Arif. Arif. Turan. Ziyaretçiler dışarı. Hasta şoka giriyor. Bu davayı bunun için mi aldın sen? Adam içeride kızım diye ölüp duruyor. Anlaşıldı neden haber vermediğin? Efendim her şeyi anlatacağım size. Durumu anladığınız gibi değil. Bu dava için sen beni aradın. Peki o zaman neden bu davanın Meryem'le ilgili olduğunu söylemedin? Ne karıştırıyorsun sen? Panik haldeydim efendim. Meryem'i kurtarmaya çalışıyordum. O an kime ne söylenir ne söylenmez bilemedim. Siz de aramızdaki ilişkiyi biliyorsunuz. Karşı çıkarsınız diye düşündüm. Senin yapacağın işe. Rezillik. Aranızdaki ilişkiyi başka bilen var mı? Ha? Kimsenin haberi oldu mu? Hayır efendim, şimdiye kadar saklamayı başardık. Bana bak. Bundan sonra da saklayacaksınız. Duydun mu beni? Çünkü bu işin artık geri dönüşü yok. Beni de bulaştırdın pisliğine. Efendim, ölen kız Sargunların yakını çıktı. Korktum. Demek Yurdal Sargun'a da kendini ezdirdin ha? Senin kalıbına. Oo, 10 yıl olmuş içeri gireli. Unuttum gitti. Avukat bir haftada çıkıyorsun deyince. Korktun mu ne? Bana biraz dışarıyı anlatsana. Ama güzel tarafından. Hadi gel vapura bindireyim seni. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.